seyirciler, neredeyiz? Maslak'tayız. Maslak 42 Türk Lezzetleri Müzesi'ndeyiz. Harika bir oluşum diyeceğim. Fıstıkzade'deyiz. Yanımda işletme sahibi Buket Hanım ve Ege Bey var. Şimdi onlardan dinlemek istiyoruz. Hem bu oluşumu hem de bu muhteşem tatlı sofrasını. Buyurun, söz sizde. Evet, günlük olarak Gaziantep'ten gelen baklavayı artık İstanbul'da yiyebiliyoruz. Günlük taze, Antep'ten geliyor, öyle. Burada yiyoruz. Evet, taze olarak Türk Lezzet Müzesi konseptinde biz de varız Gaziantep baklavacısı olarak. Ege Beyciğim, siz neler söylemek istersiniz? Siz oturmuşsunuz avuç diliminin önüne. Hiç sesiniz çıkmıyor. Yiyeceğiz şimdi, merak ediyoruz. Biraz bilgi alalım. Kaç kat yapılıyor, nasıl yapılıyor, neli çeşitlerimiz var. Tatlı olarak hani çok düşkünüz, millet olarak tatlıya çok düşkünüz. Zaten bu işe başlamamızdaki en önemli kararlardan bir tanesi de bizim baklava tutkumuz. Biz öncesinde çok iyi birer baklava tüketicisiyiz. Acaba sevmeyen var mı sevgili izleyiciler? Ben baklava sevmem diyen duymadım yani ömrümde. Sevmeyen olduğunu zannetmiyorum fakat diyet yapanlar biraz uzak durmaya çalışıyorlar. Ha, dikkat ediyorlar. Evet, ama tabii baklava sevmiyorum diyeni ben açıkçası duymadım. Aynen, yalan söyler o. Vallahi tabii Türk tatlı kültüründe en önemli yerlerden birine sahip baklava. Biz de Antep markası olarak toplamda 17-18 çeşit baklavayla her gün Antep'in taze orijinal baklavasını tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Günlük olarak Antep'te yapılıyor. Antepli ustalar tarafından. Evet. Bütün malzemeler Antep'te tedarik ediliyor. Her şey Antep'ten geliyor. Sadece hani bir yolculuk geçiriyor buraya geliyor. Doğru. Yani aslında İstanbul'da yiyen Antep'teymiş gibi. Sanki Antep'teymiş gibi, evet. Artık şu anda Türkiye'de Antep baklavacısı olarak, Antep markası olarak tek baklavacı, Antep'in dışına çıkan tek baklavacı biziz. Şubeleşen tek baklavacı biziz. Bu arada sevgili izleyiciler, hemencik ben bu fıstıkları böyle pıt 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 yemeye başladım. Fıstıkla ilgili çok önemli bir hemen günün hap bilgisini de vereyim. Fıstık asla kilo yapmaz efendim. Her ne kadar yağlı olsa da direkt vücudunuza enerjiye dönüşür. Özellikle şu bahar mevsiminde, mevsim değişikliğinde vücudunuza güzel direnç verecek B vitamini ve fosfor deposudur. Bunu da minicik bilgi olarak size vereyim dedim. Şimdi size dönüyorum, tekrar sizden de bilgi alalım. Şu mesela. Bu yaprak şöbiyet aslında çok özel bir tatlımızdır. İçinde bol fıstık ve bol kaymak var. Fıstık ve kaymak var. Evet, çok hassas bir tatlı. Aslında benim favorim. Favori bu mudur? Evet. Gelsin de böyle bir an önce yiyeyim diye bekliyorum. Tabii ki burada biz tadım olarak her gün baklava yiyoruz. Ve sevgili izleyiciler, yaprak şöbiyetle inanın sizler için açılışı yapıyorum. Kendim içeyim. Afiyet olsun. Evet, bol fıstık ve bol kaymaklı. İçini açıyorum, şöyle göstereyim. Kaymağımız var içinde. Kaç kat bu da? İncecik, bakar mısınız? Bu 2 kat mıdır? 3 kat mıdır? Bu 16 kat yufka yaşılıyor. 16 kat, 2 kat diyorum, bakar mısın lan? Ay, utanmaz. Bu 16 kat, havuç dilimi kaç kat? Havuç dilimi, fıstıklı baklava, özel kare, onlar 40 kat yufka yaşılıyor. Bana bunlarla gel. Sanat var. Bana bunlar da gel. Yapması saatler sürüyor, yemesi ise 1-2 dakika. Ya evet, of, nasıl bir şeymiş ya. Çok lezzetli. Benim favorim yaprak şöbiyetten sonra dolama. Ben bol fıstık severim. O yüzden dolama ve yaprak şöbiyet benim favorilerim arasında. Yani demin size sevgili izleyiciler söyledim. Fıstığın kilo aldırma gibi bir durumu yok. Rahat rahat dolamaları, molamaları, havuçları. Bu daha mı fazla fıstık barındırıyor? Özel dolama 1 kilosunda 600 gram fıstık kullanıyoruz. Keza yaprak şöbiyette de fıstık oranı aynı. Yani özellikle baklavada fıstık tadını daha çok daha hissetmek isteyen müşterilerimiz genelde yaprak şöbiyet ve özel dolama tercih ediyorlar. Yani yaprak şöbiyette ekstradan kaymak var. Aynen öyle. Dolamada fıstık üstü fıstık var. Doğru. Double fıstık. Hazır fıstık demişken ben Antep Özel'den de bahsetmeden geçemeyeceğim. Antep Özel adı gibi çok özel bir tatlı. 1 kilosunda tam yarım kilo fıstık olan ve tek kat ince yufkaya sarılmış. Tek kat? Evet. Burada da tamamen fıstık tadını alıyorsunuz. Ve muhteşem. 1 kiloda tam olarak yarım kilo fıstık olduğu için gerçekten fıstık severlerin. 1 kilo yarım kilo, hemen bir alayım ben bir bakayım. Tabii ki. Ve Antep Özel'le bir aradayız sevgili izleyiciler. Tek kat yufka ve bunun üzerine Antep'in hanemleri diyorum. O şarkıyla devam etmek istiyorum.
Entebin hamamları sallanır kül hamları. Hoşgör mahallesinin dibdibe dil damları. Entebin hamamları sallanır kül hamları. Hoşgör mahallesinin... Muhteşem. Antep özel. Doğru. Hakikaten çok özel. Çünkü çok incecik yufkası var. Çok hafif. Ve çıtır çıtırdır. Çıtır çıtır. Çok lezzetli. Antep'in hamamları şarkısıyla böyle de kombin yaptık onu. Şimdi sabahları karnımız acıkınca ne yaparız? Antep'teyseniz katmer yersiniz. Aynen öyle. Bana bunlarla gelin diyorum. Bana bunlarla gelin. Hani nerede diyorum, karnım aç. Ve bize bunlarla gelin. Eyvah. Woo! Sevgili izleyiciler. Antepli olmamıza gerek yok sabah kahvaltısında katmer yemek için. Yani şu katmer için canını verebilecek arkadaşlarım var. Şüphesiz ki ben de onlardan bir tanesiyim. Öyle mi? Aynen. Biraz evvel şeyden sosyal medyada hikayelerimde yayınlıyorum sevgili izleyiciler. Ve bana takipçilerimden biri şey demiş. Gizem Hanım sen bir katilsin. Bize de genellikle öyle yorumlar geliyor. Özellikle sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulunduğumuz zaman. Of. Sürekli insanlar ya bize çok kötülük yapıyorsunuz falan diyorlar. Öldük diyorlar değil mi? Yani evet. Mesela ofiste çalışıyor kapalı alan. Ve şu anda sıcacık bu sevgili izleyiciler. Ya ben bunu böyle kendi usulümde nasıl yiyorum biliyor musunuz? Evet, elle. Aynen öyle. Tabii arasını açıyorum şöyle gösteriyorum. Kaymağı, fıstık. Yine bol fıstık ve bol kaymak. Bakın altı da kıtır kıtır. Ben bizim usul, programımızın usulü. Suat'cığım, Antepli yönetmenim. Bu senin için. Beğendiniz mi? Aa şok oldum. Bize sadece katmer yemeğe İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelen insanlar var bu arada. Kesinlikle tek geçiyorum. Olağanüstü. Yani bunu yiyen kahvaltı falan yapmak istemez bir daha. Anlasın, anlasın. Katmer tabii bizim gerçekten lezzetlerimizin yani en önde gelen lezzetlerden bir tanesi. İnanılmaz. Şahsen her gün biz yiyoruz. Bu arada Buket Hanım'ı görüyorsunuz sevgili izleyiciler. 36 beden, incecik. Her gün katmer, fıstık, baklava yiyip kilo almamış. Kilo aldırmaz. Bazen böyle çok yorulduğumuz zaman Buket Hanım sürekli ya acaba bir tane katmer mi pişirsek diyor. Değil mi? Yani sürekli kesinlikle. Her gün 2-3 katmer yiyoruz mutlaka. Tüm müşterilerimiz çocuklarıyla beraber sağlıklı bu ürünleri tüketebilirler. Çünkü kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ha, bütün ürünlerimiz tamamen el yapımı ve ustalarımızın hijyenik ortamda doğal. Hijyenik ortamda doğal elle yaptıkları baklavalar. Peki? Bunlar bizim aynı zamanda biz bir Antep markası olduğumuz için evet baklavacıyız ama bunun yanında Antep'e özgü kurabiye ve kahkeleri de burada İstanbullu tüketicilerle buluşturmayı istiyoruz. Mesela bu Antep'in meşhur kahkesidir. Bu da aynı kahkenin susamlı halidir. Kahkeye de bayılırım. Yine Anteplilerin çok iyi bildiği ve Antep dışındaki insanların da çok iyi bildiği ve sevdiği Antep'in meşhur fıstıklı kurabiyesi. O da baklavada kullanılan fıstık ve yine baklavada kullanılan sade yağdan yapılıyor. Sade yağdan bahsettiniz son derece faydalı. Bütün uzmanlar da zaten artık öneriyorlar evinizde kendinizde yapın diyorlar. Kalp damar sağlığı için ben de bütün 7 sülale kendimiz evde yapıyoruz. Tebrik ederim sizi. Onun dışında sevgili izleyiciler hani ben böyle yiyorum, tadıyorum, sizin canınız çekiyor, çok güzel diyorum. Siz de tadın, siz de onaylayın istiyorum. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen çekiliş ikramına geçelim mi? Tabii ki. O zaman sevgili izleyiciler şimdi ekranda göreceksiniz. Nerede ne yesek official Instagram adresini takip ediyorsunuz ve firmanın sayfasını da takip ediyorsunuz. 5 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ve bu fotoğrafın altına işte bu fotoğrafın altına etiketliyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. Afiyet şeker olsun diyoruz şimdiden. Şimdi buradan hemen havuç dilimine doğru yöneliyoruz. Çünkü niye? Belki benim uğrum olacak. Hani beni istemeye gelirlerse 40 tepsi havuç dilimi istiyorum efendim. Zaten ben doğum günümde pasta yerine havuç dilimi yani bu tepsinin üzerine mumları koyup öyle üfledik. Kesinlikle en doğrusu. Pasta nedir ya? Ya şuna bakar mısınız sevgili izleyiciler? Yani kıyamıyorum ben şu anda onu. Ama kıyacağım tabii ki. Tabii ki. Kıyacağım.
Bir de bizim orta ustalarımız bütün baklavaları daha az şerbetli ve çıtır çıtır yapmayı seviyorlar. Bol fıstıklı yapmayı seviyorlar. Evet, şerbeti evet, böyle şey gibi değil, çok ağır, sulu, evet, akışkan ağır değil. Hazmetmesi kolay. Aynen. Fıstıklara bakın. Peki şimdi bunun yeme usulü var. Böyle çıt 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 ezip böyle tersini çevirip aynen öyle. O zaman o aynen usulden sessizlik alalım ve... Ben duydum. Bir baklavanın çıtır çıtır olması, o baklavanın çok iyi pişirildiğinin aslında bir göstergesidir. Şimdi, ya bakar mısın ya? Afiyet olsun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Merak ettiğimiz en önemli noktaları öğrendik. Ben birazcık daha yemek istiyorum. Bu arada bir de bunları tezgahta böyle tabii ki tepsileriyle tabii görelim ki mi? Hani 40 tepsi gelecek ya bana da. O tepsilerde nasıl duruyor? Bir de onlara bakalım. Hem sonra tezgahta tekrar diğer çeşitlerimizi de görmüş olursunuz. Hepsini görelim efendim. Ben de bu arada tadıma devam edeyim. Afiyet olsun. Ve sevgili izleyiciler, şimdi de şöyle bir tezgahta görelim de gözümüz doysun dedik. Bakar mısınız? Çeşit çeşit. Biz de dizildik böyle. Ve yanımızda markanın Türkiye direktörü var. Ümit Beyciğim, tebrik ederim. Ya bu muazzam bir başarı. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyaya yayılmaya başladı. Bu kadar güzel, kıymetli, değerli bir lezzetimiz. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Türk tatlısı, Türkiye'nin işte aynen markası öyle diye. O yüzden Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Lezzetiniz bol olsun diyorum. Ve bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür biz ederim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. İnşallah. Sevgili izleyiciler, böyle tatlı bir sunumla veda edelim istedik. Tatlı yiyelim, ağzımız tatlansın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz efendim. Hoşçakalın.